Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Doğu Türkistan haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Muhammed Ali. Çin rejimi Doğu Türkistan'da anne babaları toplama kamplarına kapatılan çocukların nüfus kaydını Çinli olarak değiştirmeye başladı. 30 Ağustos Uygur Nevis Agent haberinde Çin rejimi Doğu Türkistan'da anne babaları toplama kamplarına kapatılan veya anne babası yurt dışında olanlardan irtibatı kopan kimsesiz çocukların nüfus kaydını Çinli nüfusuna kaydetmekte olduğu ve bu şekilde Çinli öğrenciler statüsünde Çin okullarına yerleştirilmekte olduğu yer alıyor. Bilgi, ajans muhabirine Japonya'da ikamet eden Uygur Türkleri tarafından aktarıldığı belirtilirken, çocukların 12 yaştan küçük ve sayısının da yaklaşık 500 bin olduğu ileri sürülüyor. Gözlemciler Çin bir milleti kökünden yok etmenin peşinde olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur. Uygur Türk'ü çocuklar Çin okullarında örf adedi, kültür medeniyeti, dil ve yazısı aile terbiyesinden kopartılarak Çinileştirilmeye çalışılıyor. Çin okullarında ötekileştirilecek ve her zaman aşağılanacak, hor görülecek olan Uygur çocuklar kendi ırkından nefret eden, Türk olduğundan utanç duyan ve ebediyen kendi milletine kin güden bir topluluk olarak yetiştirilmeye çalışılıyor diye kaydetti. Efendim Çin rejimi Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine Uygurca konuşma yasağı getirdi. Doğu Türkistan'da Çin rejiminin yeniden terbiye merkezi adı verdikleri nazi toplama kamplarında Çin zulmü ve işkencesi devam ederken gün geçtikçe ölüm haberleri de ardı ardına gelmeye devam ediyor. 1 Eylül Özgür Asya Radyosu'nun haberinde Doğu Türkistan'ın Hoten ili Kirye ilçesine bağlı Yenibağ kentinde bulunan toplama kamplarında 31 ila 42 yaşlarındaki 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Bilgilere göre Yenibağ kentinden kamplarda tutulan 242 kişinin kredi borcu olduğu ve ölen 7 kişinin borçları yetkililer tarafından silindiği de aktarıldı. Gözlemciler nazi kamplarından kısmen bilgiler gelmiş olsa da İşin gerçeği ve herkesten saklanan sırlar daha çözülmüş değildir. Bu yedi gencin sırlı ölümü ve borçlarını yetkililerin kapatması da orada yaşananların örtbas edilmeye çalışıldığını gayet iyi açıklıyor diye kaydetti. Efendim Çin rejimi Doğu Türkistan'daki Uygur Türkü memurları Çin Komünist Partisi'ne sadakatsiz gerekçesiyle tutuklamaya başladı. Çin rejimi Doğu Türkistan'da anne babaları tutuklayıp yeniden terbiye merkezi adı altında tutsak ederek nazi toplama kampına kapatıyordu. Onlardan geriye kalan sahipsiz çocukları ise Çinlileştirme merkezlerine yerleştiriyor. 28 Ağustos Özgür Asya Radyosu'nun haberinde Doğu Türkistan'ın Hoten ili Kirye ilçesinden 3000 kimsesiz çocuğun sözde melekler yuvası olarak adlandırılan Çinlileştirme merkezlerine götürüldüğü ve bu çocukların 4 ile 18 yaş arasındaki çocuklar olduğu ortaya çıktı. Haberde Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da tesis ettiği toplama kamplarının yanı sıra anne babaları toplama kamplarına götürülen çocuklar için Darli tam adı verdikleri çocuk yuvalarının da yaygınlaşmaya başladığı biliniyordu. Ancak Melekler Yuvası adıyla tesis edilen Çinileştirme merkezlerinin kullanıma açılması Çin'in yeniden icat ettiği asimilasyon projelerinden biri olduğu ifade ediliyor. Kirya ilçesinde darlitamların dışında bu tür merkezlerden iki tane olduğu, birinin geçtiğimiz yıl toplama kamplarının tesis edilmesiyle beraber açıldığı, sahipsiz kalan çocukların çoğalması üzerine Nisan 2018'de bir tane daha kullanıma açıldığı ileri sürülüyor. Ayrıca bu merkezlerin polisler tarafından kuşatılarak gözetildiği, çocukların dış dünya ile temas etmesinin yasak ve tamamen kesildiği de belirtiliyor. Efendim Çin rejiminin Doğu Türkistan'a tesis ettiği toplama kamplarından ölüm haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. 29 Ağustos Dajuyen haber sitesinde Çin rejiminin Doğu Türkistan'da toplama kamplarını çoğaltmaya başladığı bildirilirken Doğu Türkistan'ın Börütala Moğol Üzerk bölgesinde yeniden inşa edilmekte olan iki büyük çaptaki toplama kampının daha olduğu ileri sürülüyor. Haberde Doğu Türkistan'a çalışmaya gelen Li isimli bir Çinlinin muhabire verdiği bilgilere göre kampa atılanların Uygurlardan oluştuğu ve yemeklerinin çok kötü olmasına rağmen herkesin aylık yemek parası olarak 3000 yuan ödemek zorunda olduğu ifşa ediliyor. Kuzeninin de Hoten ilindeki inşa edilmekte olan kamplardan birinde çalıştığını iddia eden Li, kampa getirilecek kişileri almaları için görev verilen sözde güvenlik görevlilerinin çoğu Çin'in Gensu ve Şenşi bölgelerinden lise veya üniversite mezunu Çinliler olduğunu, kendisinin yakın arkadaşının da Doğu Türkistan'ın Şihu bölgesinde bulunan 10 bin kişilik kampta görevli olduğunu, kamplar kalabalık yüzünden hızla dolup taştığı için yeni kampların mesai dışında da çalışılarak kısa bir süre içerisinde kullanıma hazırlanmakta olduğunu, yeni kamplar açılır açılmaz sözde güvenlik görevlilerinin işe koyulacağını, ve bölge halkından rastgele tutuklayarak kampı doldurmakla yükümlü olduğu ifade ediliyor. Sayın seyircilerimiz haftalık haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Haftanın önemli başlıklarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.